İsminizi öğrenebilir miyim? Mert. Mert, hoş geldin. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Hoş buldum. Takım iyi gidiyor. 5 maçtır yenilmedik. Hani Ömer Hoca'nın gelmesiyle beraber takım sistemi de oturdu. Heze de kendini topladıktan sonra takım daha da iyi olmaya başladı. İnşallah bu maç Trabzon'u yeneceğiz. Eksikleri de var. Dünya Kupası'nda da küme düşme hattının üstünde girmeyi garantileyeceğiz. Lig sonunda da 12'nin üstünde bitirirsek sıralamayı bizim için gayet yeterli bu sezon için. Senin Ahmet Spor'da attığı goller, oynayış tarzı sence nasıldı? Heze forvette daha iyi kullanılıyor. Çünkü daha serbest oluyor. Daha az koşması gerekiyor. Belli bir kilosu da var. Kilo verdikten sonra daha çok kanatta oynarsa ya da 10 numara pozisyonda oynarsa bizim için daha verimli olur. Ama şu an Alisov da çok fizikli. Tamam, çok goller kaçırıyor ama fizikli. Fiziği bizim işimize yarıyor. O yüzden forvette Alisov'u kullanmak daha mantıklı. Heze şu an kanat için daha iyi. Yani 10 numarada Heze, sol kanat Berizli, sağ kanat Emre Kılınç. İleride de ileri uçta da Alisov'la beraber oynamam daha iyi olur. Hani Makeda çünkü beklediğimiz gibi Makeda değil. Teşekkürler. Başkent Medya YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Ankara Gücü Trabzonspor maçı var. Onun için buradayız. Röportajlara başladık. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Batuhan, maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Vallahi bugün yeneriz gibime geliyor. Trabzon'da da iki tane cezalı oyuncu var. İnşallah değerlendiririz, yeneriz abi. Çok önemli bir 3 puan olur yani bizim için. Hakem hataları hakkında ne söylemek istiyorsun? Abi Mete Kalkavan'ı atamışlar ya. Zaten 2 ay önce burada Beşiktaş maçında bir sürü olay yaşandı. Yani anlamıyoruz. Başka bir ligde hayatta böyle bir şey olmaz. Ama bizde oluyor işte. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Abi maç hakkında düşüncelerimiz, inşallah güzel bir maç olur. İki takımın da güzel, keyifli, gollü. Hayırlısı olsun, iki takım içinde iyi oynayan kazansın. Gol demişken Ahmet maçı bol gollü geçti. Onun hakkında bir düşüncelerim var mı? Abi Ahmet maçı çok güzel geçti. İnşallah o maçta oynadığımız gibi oynarız. İnşallah kazanacağımızı düşünüyoruz. Favori futbolcum var mı? Favori futbolcumuz CS var. İnşallah. O da formunu yakalayamadı tam ama bu maçta inşallah bir patlama yaşatır bizi. Benim ismim Ferdi. Önebilir miyim? Benim ismim Ferdi. Abi hoş geldin. Hakemler hakkında düşüncelerin neler? Kardeş, şimdi hakemlerin hepsi aynı biliyorsun. Ha o hakem, ha bu hakem, ha şu hakem, hepsi aynı. O hakem geliyor bu, bu hakem geliyor bu. Biz hakemi de yeneriz, bugün Trabzon'da yeneriz. Hiç kimse merak etmesin. Ankara Gücü büyük bir takım. Biz bunların hepsiyle baş ederiz. Fark etmez. Yeter ki adaletli olsunlar. Ha adaletli olmadılar mı? Biz adaletli olmayanları da yeneriz. Ya biz büyük bir kulübüz. Biz öyle ufak tefek bir şey değiliz. Bizle uğraşıyorlar, uğraşsınlar. Bizle ne kadar uğraşırlarsa biz de o kadar yükseğe çıkarız. Dileklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İsmini öğrenebilir miyim? Kadir Efe. Kadir, hoş geldin. Kulübe gittin. Bu kulüp hakkında neler yaşadın? Neler, anın nasıldı? Bir anlatabilir misin? Benim için çok şey güzel oldu yani. Çok iyi bir gün oldu. Çok atmosferini çok iyi yaşadım oranın. Yani topçularla falan gün geçirmek çok keyifliydi. Tesislerimiz güzel. Onu görmüş olduk. Çimler falan. Yani pek düşüncem yok ama arkadaşım da anlatabilir yani size. Senden dinleyelim. Ya stadın atmosferi yani oranın atmosferi çok güzel. Futbolcu yani Ömer hocamız topçularımız çok güzel hazırlıyor. Benim diyeceklerim de bu kadar. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Maç hakkında inşallah bugün bu maçı kazanacağız. Yani Trabzonspor'la beraber hakemi de yeneceğiz, federasyonu falan. Yani çok bize engel kuruyorlar ama bu engelleri aşarız biz. Büyük takımız. Bence maç 2-1. 2-0 diyorum. 2-0. İsmini öğrenebilir miyim? Ali. Ali, maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maç hakkında düşüncelerim, Ankara Gücü çok iyi oynuyor bu sıralar. Ankara Gücü var olsun. Buradan taraftara söylemek istediğim şey var mı? Taraftara söylemek istediğim şey, var gücüyle bağırsınlar abi. Ankara Gücü'nün her zaman arkasındayız. Ayağa kalkmayan Beşiktaşlıdır abi. Ayağa kalkmayan Beşiktaşlıdır. Bugün bağırmayan bizden değildir abi. Teşekkürler. İsminizi öğrenebilir miyim? Mehmet Ali Cici. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ben sadece Futbol Federasyonu'nun dönüp Mete Kalkavan'ı Ankara Gücü maçına vermesini manalı buluyorum. Bundan yadırgıyorum. Başka türlü Ankara Gücü herkesiyle baş edebilir. Başarılar diliyorum. İyi olan kazansın. Hoş geldin. İsminizi öğrenebilir miyim? Resul Karakaya. Uğur Aydın. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Maç hakkında iki tane önemli oyuncular yok. 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum ben. Peki TFF'nin hakem atamaları hakkında düşüncelerin neler? TFF yani sabrımızı sınıyor. Herhalde sahaya tekrardan atlayacağız. Onun gibi bir şey bekliyorlar galiba. Buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ankara Gücü taraftarı tekrardan birleşsin, eskisi gibi olsun, yeter. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Bu maç hakkında inşallah Trabzonspor'un da eksikleri var.
Bu maç için bir puan, en kötü bir puan istiyoruz. Yani 3 puan olursa daha güzel olur. Trabzonspor'a ve hakemlere bağlı biraz da. Peki hakem atamaları hakkında düşüncelerini? Hakem atamaları, yani yanlış kararlar veriliyor. Burada saldırıya uğramış bir hakem yeniden maç veriliyor burada. Hani yasalarda da bu olmaması gereken bir şey. Ama veriliyor yani. Ben anlamadım. Ankara Gücü'nün üstüne mi oyunlar oynanıyor? Bilmiyorum. Taraftara buradan söylemek istediğim bir şey var. Taraftara söylemek istedim. Sadece desteklesinler. Ya bu sene takım maşallah var. Ömer Erdoğan'ın maşallah var. İnşallah güzel yerlerde bu sene bitireceğiz. İnşallah da iyi şeyler olur. Teşekkürler. Pardon biliyorum ama beğenmeyi ve yorum atmayı unutma. Hoş geldin. İsmini öğrenebilir miyim? İlhan. İlhan Bey hoş geldiniz tekrardan. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla takımın performansı son günlerde iyi gibi. Fena değil. Umarım alacağız. Taraftar da yeterince elinden gelen desteği gösteriyor. Üst sahalara doğru tırmanacağımızı düşünüyorum. Rakip güçlü olsa da iki eksikleri var ama umarım bu maçı alacağız diye düşünüyorum. Bugün stadımız full. Full, evet evet. Peki buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla taraftar lig sonuna kadar takımını desteklesin. Maçlara gelsin. Oyuncular da zaten bunu gördüğü sürece daha coşkulu oynayacağını düşünüyorum. Bakalım. İnşallah iyi sonuçlar alacağız. JS'nin bir açıklaması var. Kendimi evimde gibi hissediyorum gibisinden. Ya. Taraftarlar da aslında Ankara Güçlü futbolcuları biraz da şey yaptılar. Kendilerini bir imsettirdiler. Aynen aynen. Birlik beraberlik olmaya başladı. Olmaya evet. Başladı. JS'nin de son maçtaki iki golü. Dolayısıyla kendine özgüveni de geldi. Biraz bocalama aşamasındaydı daha önceden. Yavaş yavaş oturuyor gibi geliyor takım bana. Başka buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla şampiyon Ankara Gücü diyelim. Başka ne diyelim hocam? Teşekkürler. Sağ olun. İsmini öğrenebilir miyim? Mert Öztürk. Hoş geldin Mert. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Ankara Gücü'nün yeneceğini düşünüyorum. Bence bu maça 3-0 yeneriz. Trabzon yani zor bir rakip ama yeneceğimizi düşünüyorum. Bence bu maçın skoru biraz da 3-2 olabilir. Yani... Peki buradan abilerine, ablalarına söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yok. Taraftarlara söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Ne söylemek istedim? Ankara Gücü tutsunlar ve bir daha bırakmasınlar başkanım. Teşekkürler. Geldiniz, isminizi öğrenebilir miyim? Gürcan. Hilal Şahin. İbrahim Şahin. Emir Şahin. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Biz Ankara Güçlüyüz. Ankara Gücü maçlarına gelmeyi seviyoruz. Küçüklüğümüzden beri Ankaralıyız. Ankara Güçlüyüz. Buradan Ankaralı ailelere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sporun eğlenceli ve güzel yanını aileler olarak çocuklarına aşılamalarını tavsiye ederim. Sonuçta spor her zaman insanı kötülüklerden koruyan bir olgu diyelim. Biz eşimden dolayı çocuklarımızı küçüklükten beri sporla, statta, maçlarda büyüdüler. Memnunum, ben de geliyorum. Eğleniyorum, güzel. Ankara Gücü taraftarı sizce nasıl? Nasıl buluyorsunuz? Eskiye nazaran daha nezih, daha kaliteli. Ben yani yıllardır gelirim, hiç küfür, kötü bir şeyle karşılaşmadım. Bayanların da maça gelmelerini tavsiye ediyorum. Eşleriyle birlikte gelsinler. Bence eşlerini yalnız bırakmasınlar. Sporda da eşleriyle beraber olsunlar derim. Ben memnunum. Severek de geliyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Metin. Çetin. Kaan. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ya biz iyi günde kötü günde her zaman takımımızın arkasındayız. Bugün de her zamanki gibi. Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. Zaten bu büyük taraftara her şey yakışır. Bizler için sonuç falan hiç önemli değil. Ama bugün Allah'ın izniyle bu 3 puan alacağız. Öyle bir his var içimde. Buradan da bütün Ankara Gücü'ne sevgilerimi sunuyorum. İnşallah hep beraber bu zor günlerden de geçip takımımız daha iyi yerlere gelecek. Bu arada ben Ecrin Naz'ın babasıyım. Ecrin Naz'ın da bütün Ankara Gücü'lere çok selam var. İnşallah onun da duasıyla bugün Ankara Gücü'müz kazanacak. Buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Taraftar her zaman benim için bir numaradır. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun Ankara Gücü'nün bir ayrıcalığı vardır. Ankara Gücü her zaman her yerde en büyüğüdür. Bizler olduğumuz sürece bu kulüp her zaman var olacaktır. Allah'ın izniyle bizler de her zaman bu kulübümüzün arkasındayız kardeşim. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir?
Maç hakkındaki düşüncelerimiz, Ankara Gücü iyi yolda gidiyor şu anda. 5 maçta bir mağlubiyeti var, 2 beraberlik bir galibiyet. Yani kötü değil bana göre. Yani bu maçtan da en kötü beraberlik diye düşünüyorum. Öyle hani havadan uçmak istemiyorum ama kadroda yalnız Jeze'yi bekletip Emre Kılıç'ı sağ taraf, Birize'yi sol tarafta oynatsa daha iyi olur. Kadroları açıklanmadı daha, bilmiyorum ama. Fakat galip geliriz inşallah ya. Şöyle Jeze hazır değil ama. Ya bana göre de, yani bence de tam değil. Tamam, iyi niyeti iyi olabilir, her şey iyi olabilir ama şimdi o solda oynadığınızda Birize'yi sağ alıyor, Emre Kılıç olmuyor tabii o doğal olarak. Şimdi takımda bir uyum sorunu oluşuyor yani. Bence Jeze'yi bir süre daha böyle 60'tan sonra, 65'ten sonra oynatsa, bana göre yani tabii. Şimdi Ömer Hocam'a saygısızlık etmek istemiyorum. O bizden daha iyisini bilir ama ben öyle gözlemledim. 5 maçtır seyrediyorum ama Ankara Gücü iyi yolda. Çok rahatım yani. Ankara Gücü'nün puanı 12 olsa bile şu anda çok rahatım. Yani şu geçmişteki 5 maça bakınca Ankara Gücü iyi yolda diye düşünüyorum yani. Peki buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Taraftara söylemek istedim. Az önce mesajını aldım. Sol kapalı herhalde girmeyecekmiş stada. Sol kapalı grubu maça girmeyeceğiz dediler. Yani ben yine tek ses olmasını istiyorum. Ben maratondayım. Ben bunu birkaç yayında da söyledim. Yani şey maçında, Hatay maçında fena değildi. Aynı ambiyans devam ederse, biraz daha geliştirirsek kendimizi, bütün stat tek ses olursak daha iyi olur bence. Söylemek istediğim şey varsa. Biz de Ankara Gücü'ne başarılar diyoruz. İnşallah Trabzonspor'u yeneriz. Trabzonspor'u da kardeş takımımız. Onlar da iyi olan kazansın diyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim Mehmet. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bugün Trabzonspor zor bir rakip olmasına rağmen sanki içimdeki ses 2-0 galip geleceğiz. Peki maça atanan hakemler hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Biz hakemler hakkında taraftar olarak yorum yapmıyoruz. Ama Ankara Gücümüz her zaman ezildiğini de hakemler tarafından biliyoruz. Buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Taraftarımız tarih yazıyor ya. Böyle bir taraftar nerede görüldü? Ama bizim özlediğimiz şu 1910 yılında ve sonraki yıllarda Halil İbrahim, Haluk, o Kupa Bey Ankara Gücü, o taraftarı özlüyoruz biz. Teşekkürler. Yani isminizi öğrenebilir miyim? Samet. Serhat abi. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Trabzon'un da eksiği çok. Hani galibiyet alma oranımız önceki maçlara göre yüksek, 3 büyüklerin oranlarına göre. Yani güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Abi, dostluk hakem kazansın. Hakem. İşte hakemler geçenki maçlar gibi sorunlar olmazsa yani alırız. Bakasitas falan da yokmuş, eksikleri de varmış. Yani iyi formda gidiyoruz zaten şu an. Takım morali yerinde yani. Yaparız bir şeyler ya. İnşallah. Ahmet maçında da 6-2 yendik. Ya o Ahmet Spor biraz şey düşük ama yani moral toplamıştır takım. Evet. Hem takım hem taraftar yani yüklü geliyoruz. 22 bin kişi stat full çekiyor. Kazanırız diye umuyorum. Ya ama şey kolay maç vermeyiz vereceksek de. Peki buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi yani, son sesimizin şeyin çıktığı kadar bağıracağız. Başka çaresi yani, yok yani. Hiçbir koşulda bırakmamak lazım bu takımı. Hani yensek de yenilsek de. Böyle maçlar taraftarın ihtiyacı olduğu maçlar. Takımın da taraftara olan ihtiyacı olan maçlar. Yani önemli olan Ankara Gücü. Gerisi mühim değil. Abi başkandan, hocadan, futbolcudan bir şey yani olacak. Ne varsa taraftardan olacak yani. Her sene de böyle oluyor gerçi. Ama ister misin? Hoş geldiniz. Hoş maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Bugün kaç kilometre yol geldik Trabzon'dan buraya? Bugün Trabzon yenecek. Nasıl? Trabzon yenecek. Adınız? Sizi öğrenebilir miyim? Halil İbrahim Ünsal. Berke Güven abi. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Abi bu maç ben zor olarak görüyorum ama inşallah kazanırız. 3-2. 2-1 abi bizde. Jesse golü var. Peki buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Abi taraftarlar elinden geleni yapıyorlar zaten. Bağırıyorlar sürekli. Yani ellerinden geleni yapak gene tek ses olak. Abimiz aynen de abi demişti. Tek ses olmak iyidir. Yani. Olmak. Hakem atamaları hakkında bir şey söylemek ister misin? Abi bu hakem atamalarını vallahi anlamadık yani. Bazı Instagram'da falan da gördük. Adamlar saldırı yapıyorlar Ankara Gücü'ne burada. Adam kaç hafta geçti? Bir ay, iki ay geçti. Ondan sonra bir daha geri gelmiş buraya. Bence biraz yanlış yapıyor bu şey neydi onun ismi ya TFF. Aynen federasyon oynuyor abi işte kısacası. Aynen yani varı da gördük yani taraftarlara gene küfür edilip ceza yemesini falan sağlayacaklar diye düşünüyoruz. Buradan Taylı güçlere selam olsun.
Hoş geldiniz. İsimlerinizi öğrenebilir miyim? Efe. Ben de Efe. Elif Su. Keyfinin ortasına geçeyim ben de o zaman şöyle. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ahmet Spor galibiyetinden geldik. Belki o motivasyonla bir galibiyet bekliyoruz efendim. Valla bence ya berabere ya da 2-1 Ankara Gücü kazanacak. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamamdır. Peki buradan taraftarlara ve abilerinize, ablalarınıza, kardeşlerinize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya herkes maça gelmeye çalışsın aslında yani. Öyle. Kulübe destek olur maddi olarak. İzlesinler. Teşekkürler. Rica ederiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Rıdvan Çalık. Asım Çalık. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla maç hakkında her zamanki gibi biz alacağız diyoruz. Yeneceğiz hep umutla onunla geliyoruz. Biz hep Ankara Gücü yenecek diye başlıyoruz maçlara. Bizim için sorun değil hani kimde oynadı. Yani umuyorum bu maçı alacağız. Peki hakem hataları oluyor sürekli. TFF'nin hakem atamalarıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Valla rezalet TFF'nin hakem atamaları. Zaten Beşiktaş maçını katleden adamı getirdi bu maça tekrar verdiler. Yani Trabzon taraftarı da en az bizim kadar şikayetçi. Bilmiyorum yani yok işte şöyle atama yapılıyor, böyle atama yapılıyor falan gibi. Artık bunlar safsata inanmıyoruz. Yönetim bu işe bir an önce el koysun, bir an önce masaya yumruğunu vursun istiyoruz. Bugün keyifli bir maç olacak. Trabzon dost kulübümüz aynı zamanda. Onlara da buradan bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi başarılar diliyorum. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. İnşallah 3 puan bizim olur diyorum. Başka bir şey demem. İnşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin kardeşim. Bizi öğrenebilir misin? Şener Öztürk. Hoş geldin Şener Bey. Trabzonspor maç hakkında düşüncelerin nelerdir? Ya vallahi yenmemiz lazım. Malum taraftarda hani istiyor bir sonuç alamıyoruz. İnşallah yeneriz, iyi oynarız. Hani en yeneceğime inanıyorum. Peki buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Yani bir mi takım var Ankara Gücü. Başka takımımız yok. Yani destek olalım. Yani destek olmaktan ziyade destek olalım. Yani sağ olaylarını görüyoruz mesela. Yani Beşiktaş maçında olsun. İşte sağ yattan mantıları falan gördük. Yani bunlar da zarar veriyorlar. O yüzden bunlardan kaçınmamız lazım. Takımımıza destek olmamız lazım. Sadece takımımızı destekleyelim. Yani yönetimimiz iyi niyetli. Onların yanında olalım. Yani bu çünkü başka Ankara Gücü yok. Yani. Peki TFF'nin yaptığı hakem atamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya zaten Türk futbolunun marka değeri deyip duruyorlar. Marka değeri zaten yerlere sürülüyor. Bunu görüyoruz. Gerek milli takım bazında, gerek kulüpler bazında. Yani baştan aşağı bitik olan bir Türk futbolu var. Fazla konuşmaya bir yüzden gerek yok yani bence. Çünkü adalet yok bile yani. Bir konuda bir şey söylemek istiyorum. İstanbul takımlarına her türlü kolaylık sağlanıyor. Orada borçları var. Kimse bir ceza falan vermiyor. Puan silme, transfer yasağı. Ama Ankara Gücü olunca, diğer Anadolu takımlar olunca hemen borçtan dolayı puan silme, transfer yasağı cezası veriyorlar. Burada bir haksızlık olduğu için de o yüzden de genel olarak ülke hani milli takım bazında olsun, kulüple bazında olsun şu an başarı gelmiyor Avrupa'da. Çok teşekkürler. Rica ederim. Cem hoş geldin. Maç hakkında düşüncelerin nelerdir? İnşallah kazanacağız. İyi oynuyoruz son zamanlarda. Birkaç hatalı goller yedik. Hakem hatalarına maruz kaldık. Bugün Mete Kalkavan yine başımızda olacak. Allah yardımcımız olsun. İnşallah kazanırız. Umudum inşallah ligde kalmak. Sonra Avrupa. Çünkü biz de diğer Anadolu takımları gibi güçlü bir taraftara sahibiz. İnşallah umduğumuz yere geliriz. Peki hakem hataları dedik. TFF'nin bu atamalarla ilgili düşünceleri nelerdir? Çok yanlış kararlar veriyorlar. Ya bundan önce de oldu. Bazen Fenerbahçe maçının var hakimini yine Mustafa Öğretmenoğlu'nu yine verdiler. Nedeni şu, bize karşı bariz hata üzerine hata yapıyorlar. Çünkü bizi istemiyorlar. Ben bunu düşünüyorum. Çünkü birincilikten çıkarken bile çok hatalarla karşılaştık ama elimizden gelen en iyisini yaptığımız için buradayız. Şimdi elimizden gelen en iyisini yaptığımız için ligde kalmaya çalışıyoruz. İnşallah Trabzon'da yenip istediğimiz yere geliriz. Buradan taraftara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Taraftarımız çok büyük. Hep böyle doldurmaya devam edersek, takımımızın arkasında durursak her zaman en iyi yerde olacağımıza inanıyorum. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhaba Hüseyin Nuran. İsa benim adım da. Maç hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bizim olsun yeter. Biz de heyecanlıyız. İnşallah kazanırız. Kazanmak için geldik buraya. Her zaman takımımızın destekçisiyiz. Peki TFF hakem atamaları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bence yani hakemlerden çok hata oluyor. Tabii bunu hakemlere yüklememek lazım ama hakemlerin de oyunda çok yani oyunu değiştiriyorlar. İnşallah bugün hakem hatasız bir maç olur. Hakemlerden adil yönetim istiyoruz. Teşekkürler.